12 metrekarelik odasında kurduğu atölyesinde her aşamasına sevgisini katarak ud üretiyor. Ürettiği udları dünyaya ihraç ediyor. Ünal Şen pekmezci sadece üretmiyor, bir de udun tellerine dokunuyor. Udun her ağaçtan yapılmadığını ifade eden Şen Pekmezci, ud için en iyi ağacın ladin ve ceviz olduğunu vurguladı. Şimdi bizim pederde musiki şeyi vardı, hevesi. Onda tabii şey yaptım biraz, faydalandık, etkiledi o bizi, etkiledi. Malzeme önemli. Malzeme önemli. Mesela kavak ağacından, çamdan tekne çekilmez. Tekneden bahsediyoruz, bot. Bir gösteriş olacak. Çünkü buna emek veriliyor. Öbür taraftan ses çıkmaz. Bir takım ud için kullanılan ağaçlar var tekne için. Mesela buranın cevizi. Doğu Anadolu'nun. Siirt, Bitlis, Midyat. Dünyaca meşhurdur. Efendim ses tablosunda Artvin Borçka yöresinin. Ladini. Piyasa olsa gerek İngilizce. O meşhurdur. O ağacı bulacaksınız. Ondan olacak. O da ağacın psikolojisini bileceksiniz. Ünal Şen Pekmezci yaptığı udları da kendisi test ediyor. Yarım ses. Zamanında tesadüf olarak bulduk 20-30 senelik bu hareli pullu çınar. Ud çalmanın da üretimin de zor olduğunu belirten Şen Pekmezci yetenek diyor ve ekliyor. Cevizler, siirt. İki ayda bitiyor, evet. Tabii bu meslek, bu tür meslekler can çekişiyor. Ben şimdi konu musikiye geldi. Musiki bir ilim, sanat değildir. Efendim usul bileceksin, makam bileceksin. Benim asli işim bunu yapmak. Onun yarısına, bu musikiyle de biraz uğraşıyorum. Saygıdeğer sayın hocam var, Yılmaz Kane. Ondan feyiz alıyoruz. Oradan 2-3 tane çocuk geldi tez için. Birlikte şeylerimiz de var, video. Tez için kitap hazırladılar. Benden bilgi aldılar. Şu dokümanlardan falan. Bildiğimi de söyledim. Tez için kitapçık hazırlıyor, üniversite istiyormuş. Onlara yardımcı oldum.